Muhadara diyoruz. Şimdi Arapçamızı iyi bilen arkadaşlar var. Yok o kelime uymuyor, uyuyor falan diyorlar ve o tarz şeylerden anlamıyoruz. Kastettiğimiz şey şu. Şimdi sabahtan beri bir şey okudunuz, dinlediniz daha doğrusu. Da ne anladınız yani? Veya kafanızda neler oluştu? Bunları anlatanlara tartışma imkanı. Yani diyelim bir tür şey gibi, yani müzakere gibi. Şimdi Hayreddin Hoca daha erken ayrılacak. Osman Hoca'yla biraz daha devam edeceğiz biz. Onun için yani sorularınız daha çok yani Hayreddin Hoca'dan sormanızı istirham edeceğim. Şimdi bu klasik düşünce okulun bir özelliği var değerli arkadaşlar. Yazıyla aslında onu sağlamak istiyoruz. Yazı zihnin görünür hale gelmesi demek. Yani insan böyle zihnini böyle kapalı kutu gibi tutmak istiyor. Yani içinde ne var ne yok falan belli olmasını istiyor. Abi yazı olduğunda görünür hale geliyor. Yani neyse o yani oluyor. Dolayısıyla şimdi bizim en ciddi problemimiz yani entelektüel gelişimde en ciddi problemimiz bir cesaret kazanmamız. Yani olduğumuz halde görünmekten utanmamak bizim için çok önemli bir mesele. Bir. İki. Aklımıza gelen soruyu soracak cesaretli olmamız çok önemli bir mesele. Yani o soru yanlış olabilir, ifadesi hatalı olabilir, şu olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Yani bir entelektüel demek, bir akademisyen demek, düşündüğünü ifade edebilen ve düşündüğünü yazabilen kişi demek. Çünkü yoldayız. Yolumuz uzun. İnsanlar bizi eleştirebilir, kınayabilir vesaire şey yapabilir ama asla içine kapanma şeyimiz vardır. Bizim bu klasik düşünce okulunda böyle bazı şey cümleler var. Mesela Merdan nerede bizim? Burada mı? Ne diyorduk? Sonra nasıl da o cümle? Nereye kapanırsan kapan. İçine kapan. İçine kapanma. Yani sen için insanı yok eder falan gibi böyle cümlelerimiz var. Evet. Şimdi ben şahsen çok sormak istediğim sorular var. Yani Merdan Hoca çok güzel anlattı ama. Önce sizden başlayalım. Yani mutlaka yani ben soru sormalıyım diye böyle şey yaptım. Bir soru alalım bakalım şöyle. Evet. Hocam mikrofon. Ben biraz şimdi mikrofonda problem var. Benim anlayışıma şey kaldı. Yani ben arkadaşınızın sorusunu formüle edeceğim size. Öyle mi? Tamam. Öncelikle Sayın Hocalarına teşekkür ediyorum. Güzel bir açılışı ve İslam'da dini düşüncelerin teşekkür üzerine. Yani yarın felsefe oturumu olacak sanırım. Acaba İslam düşüncesinin teşekkür üzerine olsaydı da daha mı iyi olurdu diye başlamak istiyorum. Çünkü dini düşüncede felsefi düşünce ve dini düşünce ayrımı İnsanın zihninde ayrı bir program olarak ediniyor. Kelam olarak, kelamda doktor öğretim üyesi olduğum için kelam... Hayreddin Hoca ile ilgili sorunlar. Yani şey olarak bizim yani sabahtan beri Zekalettin Hocam, Osman Hocam sağ olsunlar. Gerçekten çok güzel bir düşüncenin teşekkür panoraması çizildi ve bizim İslam, Kur'an ve sünnetten sonra bir İslam düşüncesini bahsettiğimizde benim zihnimdeki yaklaşım bir kelami teşekkür ve mutezki kelam bir İslam düşüncesinin teşekkürün tam odak noktası. Bu hususta İslam düşüncesinin teşekkürüne bahsettiğimizde kelam madem ki bir düşüncenin teşekkürüyse bugün teknik kavramlar tabirle işte alem, alemin unsurları, cevher, araz, nedensellik, nabede birçok teknik kavramları kullandığımızda bu teknik kavramların gerçekten kelam ilminde boşuna kullanılmadığını bir dünya görüşünün oluşması, bir düşüncenin oluşması için bir ön ayak, acaba bir mukaddime şekli olduğunu hesaba katarak kelamın, dakikul kelamında Osman Hocam'ın tartışması, spesifik olarak mesela yoğunlaştık, yatılan meselesindeki gibi celil kelama geçişte biz de kelam iyice anlaşılabilmesi için, İslam düşüncesinin teşekkülü, odak noktasının iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bu dakik konuların gerçekten bir ön hazırlama, fizik konular tekabül ettiğini söylemek gerekiyor düşünüyorum. Hayreddin Nebi Hocam'ın işte bu kelamda kullanmış olduğumuz teknik tabirle cevher, araz buna benzer konular aslında bir fizik konusu değil de bir metafizik konusu gibi söylemleri olduğunu belirtti. Aynı şekilde bu konuların bir fizik konusu olduğunu İbn-i Rüşd'de alemden Allah'a gidişte olduğu gibi kelamda da celil kelam dediğimiz uluhiyet meseleleri, diğer işte ahiret meseleleri, tanrı ile ilgili meseleleri temellerce bilmemiz için
bu dakikul kelam olan fizikonun iyice ezmemesi gerektiği hususta bir kaygılar vardı kelamcı. İlk dönem kelamcı özellikle Cem bin Safvan'la beraber etraflarındaki soracak mısın? Yok, sadece kadın itende zaten başta ben sayılacağım. Yani bir genel resim çizim mesajda. Bu teknik kavramların güzel bir şekilde şablonun oturabilmesi için bütün bunların hepsinin tek tek cüz olarak anlamlı olduğunu ve Kerem Hoca bu konuda tartışırken de aslında fizik konularda dağıldığını, bizzat fizik yaptığını ve buna da bilimsel, deneysel verilerle yaptığını söylemek isterim. Bugün Allah rahmet eylesin, ismi geçtiği için İbn-i Mettebi, İslam düşüncesi, Mutezile Kerem'in Kadapçalarının önde gelen öğrencilerinde de bu fizik konularıyla ilgili gerçekten kafa yormuş değerli bir alim. O sadece onun kitabında, tezkiresinde onlarca deneysel malumat var. Onlarca fizikle ilgili. Mesela en basitli hocamın bahsettiği görme meselesinin nasıllığını tartışırken diğer birçok düşüncede olduğu gibi Eflatun'un veya da Aristo'nun İslam düşüncesi üzerindeki etkisinde bir dünyanın işte küreli bir şekilde bir düz mü olduğu veya da görme Timaeus'taki geçen Eflatun Timaeus'ta görmenin işte gözden çıkan ışıklar şeklindeki hususlar bizim Müslüman düşüncelerimizde nasıl bir etkide bulmuşsa bizim kelamcıların da aynı şekilde zihin dünyasında ilk dönem kelamcılar bir patlamıyorsa Aristotelian bir zihin dünyasıyla aynı şekilde Demokrit Epikür gibi bir etkin olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken sadece metafizik yaptıkları değil, gerçekten fizik konularıyla ilgilendiklerini en basitinin işte tabiatta bir boşluk var mıdır yok mu derken orada kırık çıkık işle uğraşan veya da bir kırbayı suya daldırırken suyun içerisindeki deneylerde bulunan buna benzer birçok deneysel belirlerden hareketle bunun bilimsellik arz ettiğini başka örnekleri kadar buna benzer. Şu an mesela kitaba baktığımızda örnekler şu. Bizim bunu söylerken kelamcılar sadece işte metafizik yapmadılar. Kelamcılar fizik yaptılar. Çok affedersiniz. Belki her gün önce buna bir açıklama yapmak ister. Bence de orada ifadesinde şöyle bir şey oldu. Yanlış anlaşılma olabilir. Sonradan yani bilim geliştikçe, daha doğrusu bilimsel düşünce geliştikçe bu konular artık bilimin şeyi olmaktan çıktılar. Metafiziğe kaydılar gibi bir ifade kullandın Erdem Hoca. Yani mücevher arazi mesela. Bunun açığını yapmak ister misin? Biz isterseniz biz sizin de ya. Biraz yaparmış olalım çünkü başka arkadaşlar da tamam. Erdem Hoca gitmeden onu soracağı sorular olabilir. Şöyle gireyim ben hocam. Yani ben fizik yapılmadığı kadar şimdi falan değilim kişisel olarak. Evet, yani, demedim. Tabii tabii öyle demedim. Sadece cevher ve araz kavramlarından deneyimde karşılığı olan kavramlar olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla ontoloji ve kozmoloji arasında bir ayrım yapmamız gerektiğini söyledim. Biz mevcudu mevcut olmak bakımından inceleyip genel kavramlarımızı elde ediyoruz. Ve bu kavramlardan sonra alem açıklaması bir model üzerinde oluyor. Bu kozmoloji zaten. Ama siz bana cevherin ve arazın işte diyelim hani belirli bir bilimsel çaba çerçevesinde erişildiğini hiçbir şekilde söyleyemezsiniz. Yani bu ister Osman Hocam'ın tabiri veya sunumunda geçtiği üzere mantıksal bir şey. Yani çok da şey gibi İbn-i Sina'nın vücut mahiyet ayrımı gibi. Yani dış dünyada nesne bir olarak bulunur. Terkip zihindedir. Tıpkı bunun gibi cevher araz terkibi de zihinde olan bir terkip. Yoksa ben işte ne bileyim hani atom altı araştırmaları yaparak atomun parçalarına ulaşıp işte şu cevher bu arazdır falan demiyorum. Yani nesneye yönelimimden önce benim koşullanmışlığım nesneye karşı birinci ve ikinci nitelikler üzerinden gerçekleşiyor ve dolayısıyla birincisine taşıyıcıya cevher, taşınana da araz diyorum ve bu Aristoteles'ten farklı değil. Düşünme biçimi olarak. Ama elbette doğa bilimi yaptılar kelamcılar. Yani İbn-i Mettebi tespit edip yaptılar cevherler ağırlığında. Tek tek ses nedir, işte koku nedir, hareket nedir, değil mi? Yani farklı hareket türleri arasında incelemelerde bulundular. Canlılık nedir? Bu soruları sorular. Bunlar doğa bilimsel araştırma. Fakat bu doğa bilimsel araştırma bir metafizik temel üzerine cereyan ediyor. Ona sadece dikkat çekmeye çalıştım. Yoksa tabii ki yani doğa bilimi dediğimiz şey kelamın zaten bir parçası. Kelam ne bütünüyle metafizik, ne bütünüyle doğa bilimi, ne bütünüyle teoloji. Kelam bir hani tıpkı felsefenin nasıl nazari felsefe ve ameli felsefe gibi teorik pratik felsefi dallarını ihtiva ettiği gibi kelamında biz aslında teorik felsefeye karşılık geldiğini düşünebiliriz. Kaldık kitap da zaten burada söylüyor hani.
Sadece ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Evet hocam, yani özellikle bu cevher denkli olarak, cevher hususunda mesela cüriyet meselesi bağlamında cevher görülür mü görülmez mi gibi tartışma bile iki metreler açıyor. Diyor ki eğer ışığın yoğunluğu olursa cevher görülür, sadece cisim değil. Cevherin bizzat kendisinin görülme olasılığı vardır. Doğru, hususta cevherin görülme olasılığı var diyorsa o zaman bizim sadece kelamdan kurgusal olarak bir alem tasavvuru inşa ederken cevher ağırlığınızın nazari olarak ortaya koymuşlar ve düşünceleri onların üzerine inşa edecek dersek o zaman İbn-i Metre'nin aslında ölüm düşeğinde olan bir insanın meleği görmesi, nasıl ki meleğin görülmesi mümkün değilse insanlarda ama ölüm düşeğinde bir insanın meleği görmek gibi onun inancı böyle bir şey mümkünse ışıkların yoğunluğundan bir insanın cevheri görmesi mümkündür. Sadece cismin görmesi tek değil, cismin özü olarak da genel kabulsün bahsettiğiniz işte cevher ve ağrı sadece teoriktir. Alemi anlatmak için, tanımlamak için bu iki kavram üzerine inşa edilmiş tezi, evet böyle bir iddia var. Yalnız İbn-i Metteve'de bizzat cevherin kendisine göre bundan dolayı bunun fiziksel bir altyapının olduğunu da söyleyelim. Tabii ben o kanaatli değilim. Yani ben Ebu Hüseyin'de ve sonraki gelenekte de cevahir, müdrekün, lemsen, gavuk yeter. Ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani ben metin ekibi düşünmüyorum. Veya bu cevherin görülebilir olduğunu söyleyen kelamcılar bence hatalılar. Yani daha açık bir şekilde söyleyecek olursam cevher görülebilir bir şey değil yani. Hani, ama hocam yani, ben benzer görüşleri olduğunu tartıştım. Benim kişisel kanaatim zaten. Aslında yoksa cevher nedir diye soru sorup yani cevher evet. Tabii tabii. Yani İbn-i Metre'nin zihninde cevher arası kavramları olmasa tutup da ışık yoğunlaştığı zaman o görülen cevherdir. Yani bunun cevherini falan bana gösterir. Bu 1400 sene önce de bardaktı. Neyse artık. Şu anda bardak. Yani bunun cevher arası var mı? Yani bu bizim nesneye yaklaşım için veya bunun varlık ve mahiyetini bana tek tek ayrıştırabilir misin? Madde ve suretini tek tek ayrıştırabilir misin? Ya bunlar zihinsel kavramlar. Sayın hocam aslında mesela Big Bang'den bahsettik ya. Diyelim ki varlığın özüne indiğimizde, o ilk noktaya indiğimizde. Bu bir kelamın teorik boyutu. Hocam özün kendisi, özür dilerim sayın hocam. Özün kendisi madem bir öz olarak el cüzdülezile tecezza deniliyor. Bu bir nokta olarak hocam bahsettiği nokta olarak o metaforun kullanılan değil hocam. Noktanın görmesi. Arkadaş, Hayreddin Hocanın süresi çok kısa. Osman Hocam bir şey söyleyecek. Çok teşekkür ederiz. Aslında çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ama arkadaşlar, peki hocam, teşekkür ederiz. Arkadaşlar, ben soru alacağız. Osman Hocam bir şey söylese ondan sonra siz sorunuzu sorun. Sadece şunu dikkate almak lazım. Yani cevher kelimesi hem atomlar hem de cismi işaret ediyor. Bunu da vurgulayayım. Evet. Yani bu önemli. Yani cevher geçen yerde sadece cevherler değil, cisme yani bağlamsal olarak cisim olarak okunmaya da müsait. Öyle onunla yüklendiğinde görülebilir olabilir. Kesinlikle. Kontekstten bu çıkabilir. Tabii tabii. Kesinlikle. Katılıyorum. Bu cilt olarak değişiyor. Evet. Şuradan bir arkadaşımıza söyledi, şey yapmıştım. Evet. Mikrofon. Size mi geldi? Ben sizi görmediğim için bir soru şey yaptım. Eğer müsaade ederseniz arkadaş sorsun size gelir. Tamam. Buyurun. Hayrettin Hoca'ya yönelik sorarsanız daha iyi olur. Evet, neyse, ona yönelik. Yani katkı da önemli ama yani şey, soru belki biraz daha şey olabilir. Buyurun. Merve Koyuncu Çukurova Üniversitesi'nden katılıyorum. Organizasyon için herkese tekrar teşekkür ederim öncelikle. Hayrettin Hocam, kelam tarihinin ilk kısımlarıyla ilgili sunumun ilk başlarında kelam problemlerinin nasıl, nereden eşit ettiğine dair bir serüven anlattı bize. Sıtmi Savaşı üzerinden, haricilik üzerinden. Burada büyük günah meselesinden başlattık tartışmaları. İşte nihayetinde de Tanrı sıfatları meselesine dayandırdık. Bu aradaki ilişkide de büyük günahı iman problemine dönüştürdük. Daha sonrasında bunu amel düzeyinde okuduğunu, yani davranışlar düzeyinde okuduğunu insanların bir neticesinde bu davranışların kökeninde kim vardır sorusunu sorduklarını söyledik. Buraya kadar tamam ama bunun sonrasında bir sıçrayışla hani bu fail bireyin kendisi mi yoksa Tanrı mı gibi bir soruya gittik. Sanki bana şöyle geldi, yani aslında bu davranışların kökeninde kim vardır sorusundan kelamcılar bir nefs teorisi üretmeye yönelik çabaya
sevgi konulmaları gerekiyordu gibi düşündüm. Neden buraya değil de Tanrı'nın sıfatları bir anda hani bireyden Tanrı'ya sıçrama gerçekleşti? Bu arada bizim kaçırdığımız bir tartışma mı var? Yoksa nefsörsü üretecek yeterli müktesebata sahip değiller mi o dönem dair alimlerimiz? Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir soru tabii. Fakat nefs teorisiyle yani ilişkisini daha önce hiç düşünmemiştim. Gerçekten buna ihtiyaç var mı bilmiyorum. Sıçrama şöyle aslında, bu tabii anlatımda biraz böyle orayı çok hızlı geçtiğim için bir sıçrama gibi görünebilir. Hani problemler arasında ilişkileri kurmak için öyle bir anlatım tarzı benimsedim. Fakat davranışların kökeninde kim var sorusu dönemi düşündüğümüz zaman aslında biraz da o sosyal ortamla da ilgili olarak doğrudan Tanrı'nın sıfatları tartışmasını getiriyor ama orada eksik bıraktığım bir diğer taraf da Tanrı'nın sıfatları tartışmasının başka bir yönü daha var. Yani özellikle Nas'larda ifade edilen o teşbih bildiren ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiği. Fakat oraya girmeden önce sorunuza şöyle cevap verebilirim. Davranışların kökeninde kim var sorusunun sorulmasını gerektiren bağlamlardan bir tanesi o dönem Müslümanların başına gelen aslında üzücü hadiseler biraz da. Yani gerçekten biz kendi tercihlerimiz neticesinde mi başımıza gelen bu şeyleri yaşıyoruz? Yoksa aslında bunlar yaşanmak zorunda. Günümüze o dönemden ulaşan kader risaleleri var. Zaten ilk dokümanlar bunlardır. İşte bir tanesi Hasan el-Basri'nin kader risalesi. Kısaca temas etmiştim. Mabed el-Cüleni ile Hasan el-Basri arasında bu konuda hakikaten ciddi konuşmalar vesaire de yapılıyor. Mabed mesela 80 yılında vefat etmiş diyor. Emevilerle problemi var. Ve Emeviler işte hatta bir gün Hasan el-Basri'ye gelip şunu direkt söyleyebiliyor. İşte bu idareciler insanların mallarını, canlarını alıyorlar fakat yapılan şeyin ilahi takdir kader olduğunu söylüyorlar. Ne dersin diye soru soruyor. Hasan el-Basri de o kader risalesi bağlamındaki görüşünü açıklıyor. Yani bu aslında doğru bir şey değil. İşte insanın tercihleri var, bu tercihleri doğrultusunda insan davranışta bulunuyor. Şimdi buradan sıfatlara geçişi düşündüğümüz zaman yani ben hani özgür olduğumu söylediğim zaman veya işte özgür olmadığımı söylediğim zaman aslında fiiller hakkında üç tane nitelememiz var bizim. Fiillerimizin bütünüyle tercihe bağlı olduğunu, ihtiyari olduğunu söyleyebiliriz. Fiillerimizin ızdırari olduğunu söyleyebiliriz. Yani terkine güç yetiremediğimizi söyleyebiliriz. Üçüncüsü de düşünce dahi kimse söylememiş ama Taşköprü Zade öyle der Risale fiil kazalar nedeninde. Der ki fiiller ittifakidir. Hakkın üç ihtimal söz konusu. Şimdi dolayısıyla eğer bir fiil, fiilin kökeninde ben yoksam benim dışımdaki güç zaten olmak zorunda. Yani fiilin ihtiyari olmaması, fiilin ızdırari olması anlamına gelir. Peki ızdırarilik ne demek? Bende meydana gelen fakat kökeninde benim olmadığım bir fiil. İşte ne bileyim nefes alıp vermek, işte titreme falan filan bir sürü şey böyle. Dolayısıyla ben fiillerimin tercihlerime bağlı olduğunu söylediğim zaman aslında fiillerin kaynağında benim olduğumu söylemiş oluyorum ve bu ister istemez iki yani diğer faili özellikle Tanrı'yı çünkü Tanrı her şeyin halidir değil mi Kur'an dilinde yani bu dönem kelamcılar açısından Tanrı her şeyin yaratıcısıdır ve Tanrı kendisi dışında hiçbir şeye benzemez şeklindeki Kur'an dilinde de geçen iki ilke çok yön vermiş. Dolayısıyla sıfatlara geçişin kökeninde yani temelinde bu var aslında. Dolayısıyla ben özgürsem Tanrı'dan özgür olmuş oluyorum. Ömer Türkler Hoca öyle ifade etmişti mesela. Hani özgür olmak bir şeyden özgür olmaktır gibi. Ben bunu daha çok şöyle ifade ediyorum. Ben failsem failliğim ne anlama geliyor? Bilgi, irade ve kudreti sahibi olmam anlamına geliyor. Hadi kelamcılar açısından Tanrı'nın bilen olması bence bir problem değil. Benim neyi yapacağımı bilmesi beni mecbur bırakmıyor diyebilirim. Fakat yaratma söz konusu olduğunda burada çok daha büyük bir problem gündeme geliyor ve kader literatürü burada devam etmiş oluyor büyük oranda. Yani belirli bir davranışı ben mi yaratıyorum yoksa Tanrı mı yaratıyor? Eğer ben yaratıyorsam, eğer ben meydana getiriyorsam Tanrı'nın her şeyin yaratıcısı oluşunu nasıl açıklayacağız? Bu paradoksu nasıl çözeceğiz? Sorusu bizim bilgi, irade, kudret gibi nitelikleri nasıl anlamamız
gerekiyor sorusuna götürüyor bizi aslında. Tabii yani kurgu tarafı var, bunu kabul ediyorum. Bunu kısmen sıçrama olarak da görebiliriz ama hani neticede bir okuma yapıyorsunuz ve döneme dair. Bu okumayı mümkün kılan materyaller var. Anlatımdan hareketle öyle bir intibayı kokmuş olabilirsiniz. Sizi sorunuz. Evet hocam, Samet Kara Hüseyin Ordu Üniversitesi'nden geliyorum ben. Osman hocam biraz değinmekinize de soruyorum. Çağdaş sosyal bilimler felsefesinde tarafsızlık ve objektivite dediğiniz gibi ne kadar sağlanabilir bir muamma ama sosyal bilimlerin temeli nesnellik, bir şekilde tarafsızlık. Kelam tarafı yanı belli olan bir bilim, dolayısıyla tarafsız olmadığını kendisi baştan kabul ediyor bu yönüyle. İkna yöntemi olan cedel olsa olsa bir sanattır dedik. Aynı şeyi Hasan Hanefi et-tecdik ve türasla söylüyor zaten. Ve Burhan'ı öneriyor. İyi kötü Burhan'ı öneriyor. Yani belki kendisi biraz felsefeyle ilgilendiği için mi böyle diyor bilmiyorum ama iyi kötü Burhan'ı öneriyor. Bu yönüyle baktığımız zaman kelamın çağdaş sosyal bilimlerdeki geleceği Hasan Hanefi'nin dediği gibi tehdit altında mı yoksa tam tersi patlayacak mı? Hocam ikinci kısım daha zor, ona sen cevap ver. Şöyle, Osman hocam taraftır dedi ama onu şöyle anlamak lazım. Yani hani neticede dini düşüncenin bir alt disiplini diyelim. Dolayısıyla belli kabulleri var tabii. Ben aslında yani hani böyle düşünen biri değiliz. Yani tamam hani bu biraz da vahiy akıl ilişkisiyle alakalı da bir sorun aynı zamanda. Cedere de geleceğim. Benim çok önemsediğim bir şey. Ya şimdi mesela ben konuşmamda şunu eksik bıraktım. Kelamı tanımlamadım aslında. Veya mütekellim kimdir, ne iş yapar? Mütekellim benim kelamdan anladığım hocam da aslında değindi ve bu hiçbir ekolde değişmiyor. Mütekellim, naslardan bağımsız bir şekilde Tanrı'nın varlığını akılla, mantıksal argümanlarla ispatlayabilen kişiye verilen bir isim. Yani bir kelamcı naslara referansta bulunmaksızın tüm insanlarda ortak olan akıl gücüyle Tanrı hakkında bir bilgiye erişebildiği ölçüde, bunu başarabildiği ölçüde kelamcı bu kelamı evrensel bir teoloji de yapar aslında. Yani bu kelamcıların Tanrı'nın varlığına ilişkin kanıtlamaları sadece Müslümanlar için geçerli bir şey değil. Öyle olsaydı kelam diye bir disiplin olmazdı. Biz niçin Ebu'l-Huzeyl'in Kudüs teorisini geliştirdiğini görüyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim'in varlık anlayışına kelamcılar ne kattı ki? Birikimsel olarak baktığımız zaman. Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyin yaratıcısıdır dedi. Kalip olarak Allah, mağlup olarak evren. Bir kelamcıya soralım ne var sorusunu. Tanrı, yani Allah ve Masihallah diyecek. Hiçbir gelişim yok burada aslında. Ama şu var. Bu kelamcı tanımı, mucizeli kelamcı tanımı. Kelam, şöyle hocam, mucizeli elinde kurulan kelamcı tanımı bu. Bu bütün ekonomi içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Bununla ne kadar uyumlu oldukları aynı. Biliyorum. Çok açık kelam. Yani son hükümetten önce kelam var. Tabii ki. Yani şimdi biz peki hükümete gelene kadar, yani şöyle, herhangi bir dini kabul edene kadar aslında Tanrı'nın varlığı kanıtlamış olduk. Bu kelamın tekniği hocam böyle. Yani bu konuda Eşeriler bu farklı düşünmüyor. Sadece mesele gücük. Ama gücük konusunda farklı evet. Söz konusu. O zaman sünni kelam için bir paradoks mu veya bir çelişki? O zaman bu mucizeyi koyacaklar ilk olarak. Evet. Mucizeden hareketle nübüvvetin hareketli. Peygamber ne diyorsa toplayın hepsini. Ama kimse bunu da demiyor hocam. Bence bu tanım sünni kelamcıyı tanımlamaz. Yani Cüveyni'ye sorsak böyle mi yapıyorsun, mucizeyi mi koyuyorsun diye falan filan diyecektir yani. Çok büyük bir tanım. Zaten çok büyük bir tanım. Kelamcılar için şey olabilir. Tabii. Şöyle gelişimde düşüncesinin en sıkıştığı alanlardan bir tanesi hocam. Güzel soruldu. Yani şey de güzel. Şimdi mesela biz bütün bir sonuçta halere dayanıyor değil mi? Vahiyye de bir bilgiye dayanıyor, ilahi bir bildirime dayanıyor. Ve bu habercinin manyetiyle alakalı bir şey. Yani habercinin sadık olmasıyla alakalı bir şey. Haberci sadık olduğu için biz ona inanıyoruz. Peki biz habercinin sadık olduğuna dair verimiz nedir? Temel verim nedir? Biz ona doğru sözcüğün olduğunu nereden biliyoruz? Sünnet ne diyor? Mucize diyor burada. Ama Cüveyni, yanlış hatırlamıyorsunuz. Ya Yaşat'ı ya da Şahin'de hocam, bunu tartışıyor. Muhtezelerin evlilerini sıkıştırdığı bir alan. Peki biz
mucizenin, mucizeyi nübüvvetle, nübüvveti de mucizeyi kendinden tutuyorsa, bu devir oluyor. Totoloji oluyor bu. Sonra mucizeyi, yani bunu Kenan'ın metinlerinde de söylüyor. O zaman burada mucizeyi aklı bir ülke olarak, bir yeri olarak tespit etmeli. Bir değer şey etmeyi anlamlı. Yani, ne demek? Şimdi şöyle, mucize birkaç konuza gelelim. Şimdi Tanrı'nın varlığını kanıtlayana kadar siz sadece Tanrı'nın varlığı değil. Mesela adet-i nizam kavramını temellendirmiş oluyorsunuz. İyi kötü kavramını temellendirmiş oluyorsunuz. Nübüvvete ne gerek var? Nübüvvete ne gerek var? Çünkü insan hakkı her şeyi bilemiyor. Yani şimdi Tanrı'nın varlığını bildik, iyi kötüyü bildik. Yani şey, tam ben de bunu demeye çalışıyorum. Yani sen bir konuşulma ihtiyacı var. Evet. Sen niye teknik konuşuyorsun? Şuna bak ben çalışıyorum. Eğer bu tanım böyle yaparsa, yani eğer biz Tanrı'nın varlığını ve şimdi Tanrı'nın varlığı sadece Tanrı'nın varlığı demek değildir. Alemi açıklamak demek. Çünkü İbn Sina dışında metafiziğin bütün gayesi Tanrı'nın varlığını kanıtlamadır. Onu bir mevzu olarak da düşünmüyor. Tanrı'nın varlığını kanıtladınız. Aslında siz bütün alemi açıklamış oluyorsunuz. Yani modellemeyi ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu modelin içerisinde insan eğilimi de var. Ahlaki gelişimi de var. Dolayısıyla yani bizim yapıp etmelerimiz, irademiz, her şey var. Şimdi her şey var. Zaten Gazali'nin mesela metafizikle ilgili problemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi burada gerçekten çok ciddi bir şey var. Yani kaos var. Şimdi Mutezile bize aslında çok güzel bir şey öneriyor. Ben de şahsen hoşuma gidiyor. Yani dedi ki mesela Tanrı'nın varlığını aklını kanıtlayabileceksek harika bir şey. Ama eğer bir akıl Tanrı'nın varlığını kanıtlamış ise bu esna yani buraya gelene kadar mantık, doğa bilimleri, matematik ve gökbilim yani bütün bunları da kanıtlamış olması, daha doğrusu düzene koymuş olması gerekiyor. Nübüvvete yer kalmıyor. Sistemde nübüvvete yer kalmıyor. Ondan sonra yani Tanrı varlığı kanıtlanır. Tanrı bile gelmeyecek. Onun üzerinden nübüvveti kanıtlarlar zaten. Peki geri bilen mi döneceğiz? Yani kanıtladıklarımıza bilen mi? Hayır geri ne yapacağız? Yani geri mükemmel. O zaman din burada çok cüz'i bir alana tarif etmiş olur. Varlığı ve yokluğu tartışmalı hale gelebilir. Bence. Ben orayı çok anlamıyorum. Şimdi şeyin şöyle yani bunu daha geniş bir tartışmada yaparız ama yani bence tarihte zaten bunu tartışacağız. Bu parantez biraz üzerinden bunu tartışabiliriz. Ama bence el-i sünnetin şeyi var, çelişkisi var. Bu nedenle şahsi kanaatim el-i sünnet bütün olarak düşündüğümde yani konuşan ve konuşmayan kanıtlarıyla birlikte düşündüğümde el-i sünnetin Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemi olmadığını düşünüyorum. Bir bütün olarak baktığım zaman. Tanrı'nın varlığı hakkındaki bilgimizi kesinleştirmek için yapılan akıl yürütmelerle Tanrı'nın varlığını kanıtlamayı bir düşünmemek lazım bence. Ama el-i sünnet bu problemi geçtikten sonra kendi içerisinde daha tutarlı. Fakat Mutezile içerisinde çok ciddi problemler var. O zaman biz Mutezile'yi asla metafizikten açıklamayız. Yani Grek şeyinden biraz açıklamayız. Ama nübüvvet var hocam var yani. Bir deizm çıkmıyor orada. Yani şimdi dediğimiz şey nesnel bakalım. Yani ben şimdi evet. Baktığım zaman nübüvveti bulmama gerek yok. Mesela şunu da söyleyeyim. Az önce Mustafa mıydı? Metin'e çok güzel bir şey söyledim. Ben böyle düşünmüyorum dedim. Yani o tabii yani şimdi yok şu açıdan söylüyorum. Şimdi Mutezile bize diyor ki yani şunu şöyle yapacağız ama nübüvvete de gerek var. Kardeşim şimdi sen bu akıllı yürütmeyi bile ortaya koyduğun zaman nübüvvete gerek olmayacağını ben hissediyorum. Yok hocam ya, niçin gerek olmasın ki? Yani gerek olsun? İnsan aklı her şey, peygamberin getirdiği her şeye ulaşamıyor. Hayır, zaten söylediklerini kabul etmiyor ki. Mesela bunu yetmedi dedin, yok bunu demedin diyor. Ötekini dedin, bunu demedin diyor. Yani sanki onları kopyasın. Neyse, ben söyleyeyim ama. Bu çok ciddi bir konu ya. Evet. Yani nübüvvet meselesi çok ciddi bir konu. Evet. Yani bu zaman zaman deizm sorunuyla falan bir ilişkilendirilir mi tartışılıyor? Açık bir deizm miydi? Ben öyle düşünmüyorum. Fakat şeyde, ama şu en ideal nübüvvet modeli hangisidir sorusu başka bir şey. Fakat yöntem olarak Osman Hoca'nın bahsettiği o devir meselesi de ayrı. Mesela İlşat'ta, hocam değindi aslında sunumunda, İslam inanç esaslarının epistemolojisini yapıyor Süleyman ve diyor ki, üç şekilde yaklaşıyor mesele. Bir, sadece akılla bilinir. Sadece akılla bilinir olan bir şeyi, vahiyle bilme imkanımız yok aslında. Yani bilirse gözlemsel olarak hataya düşmüş olur. Ne bu? Marifetullah. Yani hem akıl hem vahiy ile bilinirler. Ne bu rumiyetullah? Sadece vahiy ile bilinirler. Neden fakat Tanrı vardır önermesini bilmek. Tanrı varlığı, sıfatları bu akılla bilinir. Yani çünkü peygamber bize geldiyse, birisi çıkıp bize geldi dedi ki ben peygamberim. Bizim zihnimizde
Tanrı'nın var olduğu düşüncesi olmazsa, biz o kişinin peygamber olmadığına dair, o kişi ciddiye alamayız. Bizi şaşırtması gerekir. Mucize gösterir. Hani mucize gösterdiği zaman da ne kadar ikna iyi bir şey olmuş olur neticede. Ama öte yandan hocamın dediği gibi, nübüvvetle Tanrı'nın varlığını kanıtlamak, aynı zamanda yani icazla, evet, teolojiye de götürüyor bizi. Fakat sünni kelamlar şu konuda hemfikirler neticelerle. Yani Tanrı, marifetullah'a ilişkin bilgi nazaridir. Onu peygamberin bilgisine hiçbir sünni kelam dayandırmıyor. Yani peygamber bize Tanrı vardır demiyor. Çünkü Tanrı vardır, yani hakikaten açık bir teoloji oluyor. Delir oluyor. Ben dediğin cümlesini sanıyorsun. Yani sadece akılla bilinirler dediği şey... Vücub-i şerri ve vücub-i aklınız. Onu şöyle anlıyorum. Yani biz aklımızla Tanrı'nın varlığını bilebiliriz. Fakat vücubun olabilmesi için, yükümlülüğün olabilmesi için peygamber gibi, ilahi bildirim gibi. Çünkü aklın sahası neyin, yani akıl bir şeyin iyi kötü olduğunu bilebilir, ayrı bir şey. Fakat haramlık, helallik, teknik hükümler dediğimiz şeyi aklın elde etme imkanı, onun hakkında konuşması söz konusu. Evet, yani vücut, yani şey gibi aslında, biz aklımızla bir şeyin haram olduğunu erişemeyiz haram olduğunu. Veya helal olduğunu, bunlar dini kavramlar, din öğretir bize bu kavramları. Bu konuda erişmemiz var cümleyiz. Yani bu kavramlar şeriatı bildirmesiyle elde edilen kavramlar gibi. Yani burası böyle hızlıca tabii geçiyoruz ama... Bir de müstahane bir imkanı arttırıyor. Yani dediğim zaten değerlendiriyor. Akıl, mucize değil, onu değerlendiriyor ama onu değerlendiriyor. Dolayısıyla o dönemde kadar aslında Nebi'nin ortaya koyduğu haberler ve değerler de bir anlam ifade etmeye başlıyor. Yani akıl devam edip bütün alanın dışındaki İmkanlarını tüketmiyor, her şeyle hakkında konuşmuyor. Akıl kendi haddi sınırları içinde bir şey yapıyor, bir bilgi veriyor. Orada Nebi'nin şeyi, formasyonu olanın getirdiği bilgiler de değil. Yani zaten üstün kurulukta hocam, müntezelerin akli dışında şer'i diye bir, genelde bu müntezeyi akli ve rasyonel bir değer mekanizması işlediğini düşünüyoruz ama öyle bir şer'i, sırf şer'i alana tekabül eden Müslüm kurum varlığı da kabul ediyor yani. Biraz da Muhtizm'le ilgili bizim genel yargılarımızdan, en üstünde düzenli evet. Kullanımızdan kaynaklanıyor. Ben tam ben sorabileceğimi evet. Düşünüyorum. Yani çiftliği üzerinde. O da mümkün, o da olabilir. Evet. Arkadaşım, evet. Sorusu var. Yani paylaşmanızda, size sakın. Aydın Hocam'a çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sorun Aydın Hoca'ya doğrudan. Görev yükseklikten bahsettiniz, orası beni çok düşündürdü, ondan dolayı. Şimdi yönelimsellik dediğiniz kelamcıların, erken dönem kelamcıların kendine has bir yönelimsellik teorisi mi var? Bunu mu kastettiniz yoksa Husserlci manada bir yönelimsellik mi? Çünkü Husserlci manada düşünürsek o yönelimsellik teorisinin arkasında biraz bir şüpheci dünya görüşü, bir şüpheci felsefe var. Orayı biraz netleştirebilir miyiz? Evet, Husserl kullanıyor bunu. Hani bilinç bir şeyin bilincidir diye fenomenolojinin üç ilkesinden bir tanesi. Fakat benim zihin, yani zihnimde tamamen lafzı anlamda. Yani şey, bir anlamda taallukun Türkçesi gibi. Ama şey, yani hani tabii Husserl işte fenomenolog veya fenomenoloji kurucusu vesaire. Hani oradaki şeyleri getirme gibi bir şeyim zaten yok. Fakat demek istediğim şey şu. Bilinç bir şeyin bilinci, bilişsel durumlarımızla benzer şekilde bir şey hakkında. Bu da tabii intensio, yine kullanacağım Latincesini. Hani zaten işte İbn Sina'dan kaynaklandı falan söylenir. Hani Osman Hocam çok güzel bir şey aralarda söyledi. Kavram ve mefhum ayrımı yaptı hocam da. Ben şöyle yaklaşıyorum daha çok. Ben terim demek istedi orada. Yani bazen terimler yoktur ama nosyon var farklı geleneklerde. Dolayısıyla bu intensiyon, nosyonu bu anlamda var hakikaten. Yani o bir şeye dahil olmak, bir şeyin hakkında olmak. Sıfatlar konusunda
Tarih meselesini açıklamaya imkan verdiği için onu kullandım. Yoksa Hüselci bir şey taşıma gayem yok yani. Çok taşımıyorum zaten böyle. Hocam iki tane daha sorum var kısa. Hadi Hoca'yı göndermemiz lazım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Adil Hoca. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir cümleyi kabul eder miyiz? Yani kadro. Yani. Evet, evet, evet. çok teşekkür ederim hakikaten. Yani şey olsun diye laf olsun diye söylemiyorum. Bu saatte sonra burada teşekkür duymak istemiyorum arkadaşlar. Bak kayboluyor. Tamam. Doğrudan gidiyorsunuz yani soruyu doğrudan soruyorsunuz. Yani teşekkür yeter yani. Evet. Ben kalan günlerde hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah. İnşallah. Nice KDO yaz okullarında buluşmak ümidiyle. İnşallah. Diyelim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz olsun. Selamlar. Evet. Hocam iki kısa sorum daha var. Onları da sorayım müsaadenizle. Şimdi hocam bu kıyas-ı gayb aleşay yöntemine yönelik eleştirilerden bahsettiniz. Bu biraz gerçi bahsettiniz ama biraz daha açıklamanızı isteyeceğim. Bu akıl yürütmenin doğasına doğrudan bir eleştiri midir yoksa şahitle ilgili bir değişim var da bu da mı eleştiriliyor? Yani sonraki eleştirilerde kıyas-ı gayb aleşay yöntemine yönelik eleştirilerde yani dış dünyanın idrakine yönelik bir değişim de mi var? Kelamcılarda. Bir sorun bu. Diğeri de hocam, atomcu teoriyle ilgili. Mütahhirun dönemde kelamcılar atomcu teoriyle ilgili düşüncelerini muhafaza ettiler mi? Yoksa işte diğer bazı konularda filozoflara meylettikleri gibi bu konuda da felsefenin teorisine mi, sebepliği teorisine mi meylettiler? İkinci soru da bu. Teşekkür ederim. İkinci sorudan başlayayım ben. Hafızamıza yetmeyi. Benim soruyu büyük ihtimal tekrar ettireceğim. Şimdi yani topyekun bütün kelam tarihinde benim takip edebildiğim kadar ben bazılarınız biliyordur yani doktorada kelamda nedensellik çalıştım. İnsan fiilleri ve tabiat. Çünkü mesela kelamda nedensellik tartışmaları insan fiilleri üzerinden başlıyor. Ahlak her şeyi önceliyor. Öyle gözüküyor. Yani makalatta da illet-mağrib ilişkisi de ihtilaf ettiler. Aslında insan fiillerine karşılık geliyor. Oradan tabiata sıçradı. Tevhid zaten aslında bir ahlak teorisidir. Tevhid, insan yani bir fiil teorisidir. Sonra tabiata sıçıyor. Kelamcılar fizik ve metafiziği iki ayrı teoriye göre inceliyor. Tek bir teoriye göre inceliyorlar. Yani ay altı alem, ay üstü alem yok. Tek bir teoriye göre inceliyorlar. Cevherefer teorisi, harici alemde de insan üzerinde de etkili. Yani nasıl ki dış dünyada atomlu atomik yapılardan parçalardan oluşuyor, insan da parçalardan oluşuyor. Dolayısıyla yani doktora tezim üzerinden ilk dönem Gazali'ye kadar taradım. Gazali üzerine biraz çalıştım ama bağımsız atomculuğunun cevherler teorisi çalışmayı istiyorum. Çünkü Gazali'de Heyula surette yönelik eğilimler gözüküyor. Belli eserlere dikkate alındı ama Gazali problemli bir müellif çalışmak bakımından. Tarihsel sürecini iyi takip etmek lazım. Bir de metinlerin atıflarını, referanslarını dikkate almak, bağlamlarını dikkate almak lazım. Yoksa bambaşka Gazali resimler ortaya çıkabilir. Yani kelamı felsefeyi satan, kelamı tasavvufa satan, kelamı metafizik değiştiren atlar denebilir. Yani bambaşka şeyler çıkabilir. Sonra E.G. üzerine bir, Razi üzerine bir şey yazdım. Cevher Fert'le Heyula Suret Teorileri üzerine yazdım. Sonra gerçi Eşref Hoca Razi kitabında bizzat onun Cevherefer teorisi her yok. Daha sonra Nazırya onun Cevherefer teorisi Evlaşmeler Risale'yi yayınladı. Yani benim o makaleyi ve bu veriler nispetinde gözden geçirmem gerekiyor. Sonra E.G.'nin fizik teorisi üzerine takım şeyler yazdım. Yani şunu anlatmak için söylüyorum. Ben oraya kadar taşıdım. Bildiğimi oraya kadar taşıdım. Ama gördüğüm şey şu. Kelamcılar oraya kadar özellikle bu Evla Suret teorisi karşısında Cevherefer teorisinde ısrarlar. Ama tek tek bir model yok. Mesela Beydavi'de bu çok silik, belirsiz, çok ısrarcı değil. Da kavramlar bazında İlci'nin mesela cisim tanımı, Heyula Suret'in imaları da dikkate alacak bir şekilde. Kelamcılar benim gördüğüm eşyai felsefenin iddialarında, kozmolojik iddialarında kendi sistemleri içinde bir şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Onu da kuşatmaya çalışıyorlar. Böyle bir tavırları var. Bu pek mümkün gibi gözükmüyor. Yapılabilir, başarılabilir gibi gözükmüyor ama böyle bir tavırları var, böyle bir iddiaları var. Dolayısıyla mevlüt bazında
tek tek atomik modellerin, yapıların olduğunu düşünüyorum ben. Yani yani mesela Çernobil'de EG ve Dürcani farklı atomcu modellere sahipler. Yani şimdi EG'nin pek çok iddiasına karşı çıkıyor Dürcani. Bir şerh üzerinde bile çok farklı bakış açılarını yürüttüğünü söyleyebiliriz. Şimdi kelamcılar tabii nereye kadar yatay planda bilimsel hesabatı takip ettiler. Bu da çok önemli bir şey. Yatay planda. Çünkü kelamcı bilimsel verileri kendi üretmiyor. Çoğu zaman çıplak gözle yaptığı gözlemler var. Bir de teoriler var intikal eden. O teorileri evrensel kültür eklemleniyor bir yerden sonra. Orada en azından meseleleri tevarüs ediyor. Buradan kuşatıcı bir kelam projesi, bir medeniyet projesine de dönüştüğü de olabilir, bir ideoloji üretiyor da olabilir, gidilen coğrafyalar. Yani çünkü kelamın, düşüncenin dağılımını ve de yayılımını, düşüncenin yayıldığı coğrafyanın yayılımına paralel okumak lazım. Çünkü sürekli oralarda çeşitli tartışmalara bağlı olarak belli teorilerle karşılaşılıyor, onlara cevaplar da üretiliyor. Tek tek bir model olduğunu düşünmüyorum. Kendinde bu teorinin bilimsel değeri hakkında da ne diyeceğimi şu an tam bilemiyorum. Bilimsel değeri nedir? Bunlar bir teorik bir bilim olduğu açık. Hocam o dönem açısından. Bugün açısından bize şöyle bir ilham verdiğini, bir mütekellim, ben bugün kelam tanımını çok, kelam tanımında uzlaşmış bir kelam tanımı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kelam tarihsel süreçte sürekli yeniden tanımlandı. Uzun süredir kelam tanımlandı. Mesela bugün biz kelam nedir ve mütekellim nedir, ne iş yapar? Şimdi bu tartışmayı biz geriye dönük olarak yapılan kelam faaliyetine dikkat alarak yapabiliriz. Mesela şair muvaffaklıktaki kelamsa bugün benim yaptığım kelam ne? Yani ben biraz önce söylemiştim, yani bugün sistematik kelam kitabı yazsam tabiat bahislerini ne yazacağım ya? Hala Cevher Aras teorisini ısrar edecek miyim? Gibi. Peki ısrar etmeyeceksen ben bu verileri kendim yapacağım yani şimdi çıkıp. Çıplak gözler, bir bilimin geldiği, bir deneyici geldiği noktaya dikkat alın. Tarihsel bir şey mi? Yani tarihsel bir şey mi yapıyoruz yani? Ben bu tarihsel yaptığımız faaliyetleri mesela KDO'da aşağı yukarı buraya karşılık geliyor. Yani biz bu bilgileri iktisap etmeye, ele geçirmeye, elde etmeye çalışıyoruz. Ama sonra burada kalmayacağız ki, üzerine yazıyoruz. Buradaki verileri muhkem hale getiriyoruz, kendimize ait hale getiriyoruz. Buradan bir ruh, her şeyden önce buradan bir manevi ruh elde ediyoruz. Bir kere enerji elde ediyoruz, bir bitki elde ediyoruz. Sonra bunu biz yani aşama aşama taşımamız lazım. Mesela bu şeyin bir kitabı var. Tam hatırlayamadım. Tahavvülat-ı Zerrat üzerinde bir tanesi var. İsmini şu an hatırlayamadım herhalde yorgunluktan. Özellikle yazılan modern dönemdeki bilimsel gelişmeleri dikkate alarak yazılan atomcu metinler var mesela. Bence şey dönemi ciddi bir imkandı. Yani bu yeni ilmi kelam dönemi ciddi bir imkandı. Fakat çeşitli siyasi krizlerden dolayı bu faaliyet devam etmedi. Orada bir yeni bir kelam bakışı ortaya konuyordu. Bugün biz bunu tartışmamız lazım. Bütün bu müktesebat bizi burada bugün diyeceğim teorileri tartışmaya, onları aşmaya ve bir teklif sahibi olmaya götürmesi lazım. Bunu gelmekten bağımsız asla yapamayız. Gelenekle ilgili bir referansımızın olması lazım. Modern teoriler bağımsız da asla yapamayız. Bunları aşmak ve bizim modern dünyaya bir medeniyet üretmemiz lazım. Burada atomcu fizikle ilgili bütün malzemeler bizi gözümüzün önünde bulundurarak yapacağız. Birinci soru. Hocam, reaksiyon kayıp ama şahit değil. Şimdi sen de yürütmeyi değiştirdin mi yoksa maalesef. Şahit mi? Çok kısa şey yapayım. Tabii şahitle ilgili bu uzunca bir yani bu aslında Kur'an'da olan bir şey biliyorsunuz. Fenzuru ile erfer rahmetullah. Yani bakın mesela Kur'an Allah'la ilgili belli sıfatları işaret ederken evrendeki düzene yönlendiriyor nazarları. Yani düşünce oraya yönlendiriyor. Haşrı cisme, metafizik alanla ilgili belli neticede ulaşmak için buraya iknai bir yöntem yani bu. Oradan o sebeple kozmolojik devir kelamları kullanılır hale geldi. Ve buradan bir yöntem ortaya çıktı. Kıyas yöntemi ortaya çıktı. Zaten kıyasta bir ortak illet tespit edildiğinde bu yükleme rahatlıkla yapılabiliyordu fıkhi kıyaslar dolayı. Bu kelama taşındı. Yani cederin kanunları belirginleşti belli bir süre sonra. Dil mantığı da buna destek oldu yani. İlmi vazdan da bu anlamda istifade ettiler.
Ama bir süre sonra bu yöntem eleştirildi. Ben bu yöntem eleştirilerini ikinci yıl çalışmalarına takip ettim. Kendi metinlerde de bunun uygulandığını gördüm, check ettim. O ayrı mesela. Özellikle Cürcan Cüveyni'nin yani yöntem eleştirileri var Kur'an'da. O kıyasın bütün illetlerini, hakikattir, şarttır, vasıftır hepsini aslında metafizliğe yüklendiğinde aralarında bir ortak bir müşterek bir alan oluşturmadığını söylüyor. Dolayısıyla hem Cüveyni irşatta hem de Gazali iktisatta sebep ve taksim yöntemini kullanıyor. Bunun karşılığı. Ama bu yöntemsel farklılığın gerçek ilkesi nedir? Nereden kaynaklanıyor? Neden bu dönüşüm yaşanıyor? Bir dönüşüm var vakada. Sonraki dönem metinlerinde de biz bunu görüyoruz ama bu dönüşümün hemen gerekçeleri sebepleri nedir? Onu tam da ben yani bir şeyler söyleyebilirim ama tam ikna edici olmaz diye düşünüyorum. Evet, buyurun. Hocam arkadaşımızın kendisi de tanıdığın arkadaşım. Tarık Ferdobilir, Osmaniye Korkut Adada'yı bekliyorum. Bir arkadaşımızın kelam ilminin sosyal bilimler içerisindeki beka problemiyle ilgili bir sorusu olmuştu. Ona cevap veya çözüm önerisi niteliğinde bir şeyler söyleyecektim. Fakat araya başka soru karışınca... Sorun yok, görüşünü söyle. Tamam hocam. Ben kelamcıların cedelle adının çıktığını düşünüyorum hocam. Ama özellikle antik Helenistik felsefesi ve Aristo mantığıyla mezcedilen Mütahhirun dönemi kelam yönteminden itibaren kelamcıların veya kelamın felsefeyle konusal ve amaçsal bakımdan aynileştiğini, sadece yöntemsel bakımdan farklılaştığını düşünüyorum. Konusal açıdan varlık, bilgi, değer ve siyaset gibi bütün felsefi olarak nitelenebilecek olan kategorilerle ilgilenmesiyle birlikte amaç bakımından da gerçeklik, doğruluk ve hakikat bilgisini amaçladıklarını görüyoruz metinlerine baktığımız zaman yöntemsel açıdan farklılık var. O da kelamcıların kabul ettikleri haberin değeri, vahiy bilgi değeri olduğunu düşünüyorum. Zaten kelamcılar da bu vahiy dogmatik bir bilgi olarak kabul etmek yerine bunların da akli rasyonel temelde bunun da inşa edildiğini söylemek istiyordum. Zaten 11. yüzyıldan itibaren 13. yüzyılın sonlarına kadar ki o süreçte baktığımız zaman bütün kelamcıların aynı zamanda neredeyse bir filozof olduğunu, aynı zamanda bir mantıkçı olduğunu, onların yazdıkları hem kelam, hem felsefe, hem de mantık kitaplarından görebiliyoruz. Onun için kelamda özellikle Platon döneminde bu ruha doğru eğilimin olduğunu düşünüyorum. Onun için felsefe sosyal bilim içerisinde var olduğunda kelamın da var olabileceğini, kelamın felsefenin İslam tarzda bir yorumu olduğu için hakeza İslam'ın ve felsefenin bekası kaldığı sürece kelamın da bekasının korunacağını söylemek istiyorum. Galiba bu düşünce tabii çok böyle tartışılmaya açık bir düşünce. Zaten Osman Hoca da mesela tam böyle düşünmezdi. Hayrettin Hoca da böyle düşünmezdi. Mesela yarın Eşref Hoca gelecek. Ona mesela Razi üzerine konuşabilirsiniz. Mesela Eşref Hoca da şahsına düşünmüyor. Kişisel olarak yani ben de böyle düşünmüyorum. Çünkü şimdi bizde şöyle bir problem var. Özellikle yani kelam çalışan, kelam uzmanlarında şöyle bir şey var. O dönem felsefesini çok rasyonel bir felsefe olarak düşünüyorlar bugün açısından. Yani mesela diyelim ki kelamcıların şimdi gök bilimi eleştirisi yani gökyüzüne bunun üzerine niye tartışıyorlar? Tartışıyorlar çünkü Sudur teorisinde gökyüzü yeryüzünde bir sürü şey kaynaklı teşkil ediyor. Mesela ahlaka kaynaklı teşkil ediyor, başka şeylere kaynaklı teşkil ediyor. Oradaki mükemmellik, kemal vesaire falan. Şimdi bugün aslında bir anlamı yok yani. Bu tartışmanın bugün yani İslam bu tarz mesela felsefi konular üzerinde tartışanlar şimdi biz Ömer'le çok konuşurduk. Ya Ömer, ya bu ay
derken ya herhalde aynı üstünü kastetmiyorlardı değil mi? Çünkü rasyonel değil yani. Yani hal öyle düşünüyoruz. Yani belki bir umut yani ay üstü derken bu ay değildir, o onun üstü değildir. Yani bir din ay üstü mü söylüyor? Nereye söyleyecek yani falan diyor. Yani dolayısıyla şimdi modern dünyada yani ben hani size cevap olarak değil de görüş, yani karşılıklı olarak görüş beyan ediyoruz. Ben arkadaşımızın sorusunun çok farklı olduğunu düşünüyorum. Modern dünyada Burhan kavramı çöktü. Ekleyecektim hocam. Burada kelamın değil, olsa olsa belki kelamcıların bir beka problemi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü klasik kelam metodolojisi ile güncel inanç problemlerinin çözümü hususunda ne kadar başarılı olabileceğimiz sorgulanır. Çünkü modern çağda Batı menşeli ideolojilerin İslam'a yönelttiği yeni eleştirilere biz ne kadar cevap verebiliyoruz? Bu bakımdan ben de elbette kelamın konu ve yöntem cihetiyle bir şekilde değişim ve dönüşümünün gerekli olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde kelamcıların yaptığı işler arkeolojiden ileri gidemeyeceğini düşünüyorum. Onun için ben burada klasik kelam metodolojisine bağlı kalmak değil, metodolojiyi güncellemekten söz ediyorum. Peki. Başka? Haksızlık gibi olmasın arkadaşlar. Çünkü gözüm düşüyor. Bellek görüp yeşil geldi mi? bir saniye baba. İsmim Havva, Melih Karagöz Üniversitesi İslam Fakültesi'ndeyim. Hocam sorum da şu, İmam Eşari ne oldu da bir gün hutbede Mutezili'ye geçmeye karar veriyor? Hocam siyasal anlamda hani yıldızı parlayan Mutezili'nin güçle geçmesiyle irtibatlandırılabilir mi? Bir şey ekleyebilir miyim? Havva'nın sorusuna. Mabet, hani Hasan Basra ayrıca soracaktım ama şuraya gitti. Şimdi ötede ben şöyle bir ehl-i sünnet üzerinden şöyle bir haksızlık yapılıyor. Siyasi iktidarlar yapıp ettiklerini meşrulaştırmak için böyle bir ehl-i sünnet diline ihtiyaçları var. Bu kuşkulu, yani fiilen bunu böyle olup olmadır. Fakat bizim elimizde çok açık bir şey var. Abbasiler uzun bir süre Mutezile'yi ideoloji olarak kabul ettiler. Yani acaba bir devlet, toplumun daha rasyonel olmasını mı ister? Tırnak içerisinde söylüyorum. Yoksa diyelim ki mesela kendince daha şey olmasını mı ister? Yani bir de bunu da yani bu siyasetle ilişkisi bakımından yani Mutezile ve Ehl-i Sünnet'in devlet ideoloji olma durumunun bu konuda görüşlerini merak ediyorum son. Hocam zaten Mutezile'nin çöküşü diyorlar da nasıl diyelim bunu daha başka bir şeyle tabii yok. Rezimetli falan hani söyleniyor. Belki altın çağı, gümüş çağı gibi söylendi. Sonra Mutezile biraz metinler içinde gizli özneye dönüştü. Ya da Mutezile'nin sonraki dönemde işte kararı yapıcılarıyla Zeydiye içinde yürütüldü, yürütüldü şeklinde iddialar çıktı. Kadim'in çünkü hem Zeydi kalemleri vardı, iki metre etkili kalem Zeydi. Ve kararı yapıcılara kadar giden bir sürecin içinde Mutezile düşüncesinin yürüdüğüne dair iddialar var böyle. Yani Mutezile hani ben geçenlerde bir şey yazdım bir yerde Mutezile ölmediği içimizde yaşıyoruz diye. Mutezile her zaman aslında öyle ya da böyle bir gizli özne olarak Ehl-i Sünnet kelam yaparken, tartışırken var olmayı sürdürdü. Canlı bir karşı muhatap olarak var olmayı sürdürdü. Ben Mutezile'nin tarih sahnesi çöküşünün bir bilgi toplumu oluşturma idealine bağlı. Mutezile bir bilgi toplumu oluşturmaya çalıştı gerçekten. Sıkı, entelektüel, böyle izah edilmiş, ahlakçı bir bilgi toplumu. Yani böyle bir toplum teorisi yok. Bu yürümedi. Ehl-i Sünnet sonrasında bütün bu birikimi, Ehl-i Sünnet tabi böyle henüz olur bir ideoloji değil yani. Mutezile'nin mutedili diyoruz. Yani mutedil hale getirdi. Çünkü Mutezile'nin teorisi de hocam, daha nasıl doğru diyeceksiniz? Niye doğar desiniz ki yani? Zaten Mutezile neredeyse ben şöyle kuruyorum hocam. Belki yanlıştır, belki doğrudur. Şöyle bir kul yani insan tanrı ilişkisi kurdu. Yani patron, işveren ve işçi ilişkisi gibi.
Yani bu çok insan ve Tanrı ilişkisinden muhteber bir analoji değil yani. Sadece rasyonel de değil. Mesela ben de Amcuk'un belli ifadesini Tanrı böyle yapmaz mı itiraz ederim. Mesela hadi buraya falan çıkacağız gibi. Yani bunu vermek zorunda, bunu yapmak zorunda gibi bir zorluk. Yani insan ilişkilerinde astüs ilişkisi böyle kurulur. Yani ben mesela Ekrem Hocam verdiğinde teşekkür ediyorum, lütuf oluyor bu. Vermediğinde yine teşekkür ediyorum, bu da lütuf oluyor. Yani niye vermedin diyemem yani. Ama mesela Eş'ari ya da Ehl-i Sünnet bu ilişkiyi melik, kral, tüm ilişkisi gibi kurdu. Yani kahrım da hoş, lütfun da hoş ilişkisi üzerinde kurdu. Bu, yani hoca talebe ilişkisinde de, astüs ilişkisinde de, yani meslekleri kastetmiyorum. Yani eğitimle, yani biri birini öğretiyorsa ve diğeri ondan öğreniyorsa daha anlaşılabilir bir ilişkiye dönüştü. Yani şükren birçok kavramı açıklamaya imkan veriyor bu. Kur'an'da ifadesinde pek çok kavramı açıklamaya imkan veriyor. Yani bir bilgi teorisi çöktü. Böyle bir bilgi teorisi olmazdı, olamazdı yani. Ve o yüzden Mu'tezile Sevad Azam'ı kuşatamadı yani. Bir cemaat olamaz. Ama her zaman güçlü bir merkez olma vasfını, bilimsel merkez olma hüviyetini bir nispet olmayı sürdürdü. Her zaman sürdürdü. Ve son dönemine kadar kendini Cağız Müstahar adıyla dergilerde yazı yazan ne oldu yani? Osmanlı'nın son döneminde. Hatta çok konuyla ilgili yani. Tabii. Daha yegane kalmak mümkün değil. Yok. Her konuda bir ciddi görüşler ortaya atmışlar. Yani Osmanlı'ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu mesele direkt felsefesine baksın. Mesela işte Sofistler, Platon ilişkisi falan. Şimdi bir düşüncede çok malzeme üretiyor, çok kavram üretiyor, çok faydalı ürünler üretiyor. Fakat şimdi kurucu olmayla malzeme olma ürünler farklı. Ben şahsen bu konuda ayrımın çok net olduğu kanaatindeyim. Yani değerli meslektaşımın görüşünü doğramadıysam tam katılamıyorum arkadaşımıza. Mesela bence Mücavir'in döneminde dahi aslında Sünni kelam vasfını değiştirmiyor. Bu kadir mutlak meselesi burada belirleyici bir konu diye düşünüyorum. Şimdi tabii Mutezile'yi bir şey olarak yürüten çok geniş bir fıkıh usulü alanı var. Yani sadece kelam değil. Belagat alanı var, dil bilimleri alanı var, tesir alanı var. Yani bir sürü alanda Mutezile kurup şey olduğu için şahsa bir şey. Ama kadir mutlak merkeze yerleştikten sonra Mutezile artık kurucu olma vasfını kaybetti. Yani bunu iyi görmek lazım. Doğru hocam. Tabii bu türden toplumsal olayları tek bir veri üzerinden izah etmemiz oldukça zor. Meselenin politik tarafı duyduğunuz gibi mutlaka vardır. Yani Hüsnet'in politik teorisi tabii yönetim açısından daha güçlü bir sultanlara ya da yöneticilere bir zemin oluşturmuş, sağlamış olabilir. Burada ben yine bizim okuttuğumuz metinler sıra çıkıyor. Mesela İstat'ta bu politik teoloji kısmında yani imamet kısmında Gazali genelde biliyorsunuz bu imamet bahsi Şia'ya nispetle incelenir. Yani Şia bu konuyu metinlerinde incelediği için hatta dini itikad edilir mesele haline getirdiği için Şia taliniye kelamcılar da o yüzden bu sebeple yani bu konuyla ilgili gösterdiler gibi. Hatta yani Sabuni nübüvvetin bir parçası olarak imameti inceliyor. Gazali orada bu imamet teorisini şer'iyle meşru hale getiriyor. Şer'i hale getiriyor. Diyor ki şeriatın olması için sağ dünyevi bir mesele olmaktan ziyade şer'i bir mesele haline getiriyor. Yani mutlaka diyor mesela namazın kılınması için, orucun tutulması için, ibadetlerin yapılması için, sosyal ve toplumsal kamusal düzenin yürütülmesi için mutlaka diyor sultanın mutlağı kendisine itaat edilen güçlü müktedir bir sultana ihtiyaç var. Yoksa diyor bu kaosun olduğu yerde din de olur. Yani böylece dini zemindeki düzeni dini zemindeki düzeni dünyevi sultanla irtibatlandırıyor. Hatta şöyle bir şey kullanıyor. Dini ve sultanı terhemen. Din ve sultan İkizdir. Hatta şöyle diyor. Et dinu üstün ve sultan haris. Tabi din bir üst, sultan da onun muhafızı kapısı gibi. Dolayısıyla burada bir şer'i bir politik teoloji, yani ona iman eden bir şey politik teoloji üretiyor.
Şimdi aslında bu orijinal bir şey kendinde. Yani Gazali yani çok orijinal bir şey. Hatta orada sultanın vasıflarını sayarken Kureyşiliği çok aşağıdan alıyor. Yani daha nesnel vasıfları öncelere çıkartıyor. Çok da mesela mümkündür Kureyş'ten, Cüveyni diyor ki Kureyş'ten olması da mümkündür. Olabilir yani. Bu da olur da güzel olur. Böyle bir şey bulunabilir diyor. Yani çok da zorunlu değil gibi. Şimdi bunu biz şimdi arkadaşlar metinlerle çok vurgulamadım. Metinlerle olgular arasında ciddi bir korelasyon var. Mesela veba kavramı olduğu zamanda neden yani kader risaleleri yazılıyor? Veba kavramı oldu. Mesela bu metinde bir risaleleri var. Osmanlı'da bu metinde bir risaleleri var. Yani Sufiler yani nebi-i rüyada görerek ondan bilgi. Sufi epistemoloji eleştirir aslında. Niye? Belki de Sufilerin iktidar alanlarıyla ilgili para vakıflarıyla alakalıdır mesela bunu. Çok yani zorlamıyorum ama yani bu olabilir, böyle olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bu metin nerede üretildi? Mesela Kadim'in Ennûnî'si bir en iyi konteksinde üretildi. Gazali'nin bu metni Selçuklu konteksinde, Selçuklu'nun artık inip aşağı doğru inip yavaş yavaş önemli havzalarda Abbasilerle beraber müşteri belge ciddi güçlendiği bir dönemde belki ona bir politik alan açmak için meşruiyet zemini oluşturmak için bunu yaptı. Belki şu el üstünde değil, gücü de buradan geliyor. Hepsi bunlar soru aslında. Yani kesin bir görüşüm yok. Yani el üstünde tutması, el üstünde daha sevad-ı azam ve cemaat haline gelmesi, toplumsal bir temsil oluşturmasının nedenleri sadece politik teoloji üzerinden okuyan, imamet teolojisi üzerinden okuyanlar da sadece bu sıfat teolojisi üzerinden okuyanlar da politikayı kurmuşun usulü değil de beni cömert de hocam her yere koyabilirsiniz ama mesela olabilir. Mesela bir şey daha, bir iddiamı daha ya da bir tecessüsümü diye bir söyleyeyim. Hepsi bunların soru yani. Bunlar kanıtlanmış bir şey değil yani. Kesin bir şey değil. Mesela Mürtedi bir kebire meselesinde Ehl-i Sünnet'e rağbetin olmasını sebebi Mürtedi bir kebire konusunda daha ümit var bir ötede insanı kurtaracak bir düşünce ortaya atması olabilir. Şefaatinin eklemesi olabilir. Biz şefaat ve mülteki bir kebiriye baş başa giriyoruz. Bunlar birbirinin ayrı kavramlar ve teoriler değil. Ötede insanı kurtaracak daha ümit var bir görüş, bir düşünce. Ya kim harici olmayı ister ya? Ama şöyle bir şey bak. O zaman şimdi Rankel ve Sünnet'te gerçekten bir şey dememiş olmalı. Şimdi Rankel ve Sünnet'in en azından önemli bir kısmı. Şartlara rağmen bir şekilde ve onların bir aklı olduğunu, bizi yönlendirdiğini düşünebilirsek, bizim şimdi duygularımız, reysel olarak, kişisel duygularımız, ondan sonra sosyolojik şartlarımız ikincileşir. Şimdi burada metinler okurken, modern çağda en ciddi problem, Kur'an-ı Kerim'in sünnetle farkında olmalarına dahil ederek sanki böyle bir malzemeymiş gibi düşünme ihtimali var. Şimdi mesela diyelim ki şefaat meselesi, ya da ürpek kebire meselesi, ya da diyelim ki mesela, şimdi bu muhtezeli gibi şöyle bir eleştirim var. Bence aslında muhtezelerin o senin söylediğin yani bir toplumun gerçekleştirememesi buna bağlı olarak yani gerilemesinin nedenlerini iki şey düşünüyor birbirine bağlı diye. Tanrı hakkında kullanılacağı bir mümkün bu açık bir değilsin. Hocam mikrofon. Ya biz bir anda Osman Hoca'yla konuşmaya başladık. Ya siz burada mıydınız? Ha siz burada mıydınız? Gösteri önce. Ama ikinci mesele bakın siz çok önemli. Biz genellikle Tanrı, mesela Mutezile'den Tanrı sanki aleme müdahale etmiyormuş gibi düşünüyoruz. Yeterli değil bu. Tanrı ahirete de müdahale etmiyor. Esas problem bu. Yani var olan hiçbir yere müdahale etmiyor. Bu o zaman varlık evvel haline gelir demektir Tanrı. Yani mesela cennete kim girecek? Hocam bu yaratılan yaratılık ilişkisini Tanrı'nın sıkıntıya uğratamıyor. Yani bu psikolojik devası da önemli. Ha şunu söyleyeyim. O zaman şimdi burada yani bir defa bence Ehl-i Sünnet'in Kur'an-ı Kerim telakkisinde bir farklılık olduğu kanaatindeyim. Ehl-i Sünnet'e göre Kur'an-ı Kerim'in bir aklı var. Tırnak içerisinde söylüyorum bu kavramı. Sünnet'in bir aklı var ve bu akıl aslında bir tradisyon olarak devam ediyor. Şimdi bu açıdan şu soru mesai açısından söylemiyorum. Bir tavır, bir tutum olarak aslında hep problemli. Mesela Ehl-i Sünnet teşekkür etti. Mesela mutezile mutedile oldu. Bence çok tartışılabilir bir kavram bu. Yani
Bir de mesela bir soruyla bunu sana sorayım istersen. Çünkü o zaman şimdi biz o ilk birinci asrı yaşamamış gibi oluyoruz. Mesela asr-ı saadette bir akıl, bir ahlakçı oluşmamış gibi oluyor. Şimdi İmam Maturidi bir cümle söylüyor. Bu cümle tartışılabilir. Yani Muhteşe'yi bakınlar ama neticede bir şey bu. Diyor ki, ya diyor bu Muhteşe değil, alan şey çıktı diye çıktı diyor. Yani ortalığı kasıp kavuruyor. Aslında bunlar diyor, gerçek mütekellimler diyor ama bence kastettiğim mütekellim değildir. Gerçek, mesela muhakkikler diyeyim. Ben kendimce öyle yorumluyum onu. Muhakkikler karşısında bunların bir yeri yoktur diyor. Hatırlıyor musun cümleyi? Kitap tehlikeye geçiyor. Kitap tehlikeye geçiyor. Şunu demek istiyor. Yani 3. yüzyıla geldiğimizde aslında asr-ı saadetlerine devam eden bir tradisyon var. Bu tradisyonun bir aklı var, bir davranış biçimi var. Kavramları oluşmasa bile mefhumları var. Dolayısıyla şimdi o yani sünniliğin sonraki teşekkülünü bunu yok sayarak bulamayız. Şimdi buraya güçlü bir vurgu yapmamız lazım. Hocam onu birinci derste konuştuk. Ben ehl-i sünneti devam eden bir örüntü olarak görüyoruz. Yani kelamı devam eden bir örüntü olarak görüyoruz. Bir süreç olarak görüyoruz. Biz bu teşekkür bilim insanlarından kaynaklanıyoruz. Yani tekrar bağlı sürekli ifade ediyor. Evet. Bunu biz mesela ehl-i sünnet ismini verdik ve mesela eşeğiyle başladık. Bu bir itibari bir şey, bir nokta. Zaten orijin tartışması hep zordur. Orijin, kaynak, geriye doğru gittiğimizde. Burada diğer rüya devreye giriyor hocam. Nitekim Eşari'nin de rüyalarında falan gördüğü bana söyleniyor. Yani geriye doğru izahlar yaptığımızda hocam, varlığın en başında rüya devreye girer, mitoloji devreye girer ya da din girer ya da kabuller devreye girer, itibar devreye girer bir nokta. Yoksa bu hikaye, hani geriye doğru ve ileriye doğru devam ediyor. Fakat biz tabii bilim imkanları bakımından bir şey üzerine konuşacaksak, akan bir şey üzerine konuşmak zor. Biz onu donduruyoruz, idrak ediyoruz, kesitli. Avuç üzerinde yoksa konuşamam ben, sürekli akan bir şey üzerine sürekli. Konuşamam. O bakımdan ben de aynı o kanaatteyim. Yani biz burada teşekkül derken önceki doğuran şartlara ben selef dedim o sürece. Bir mezhep olarak da selef bir süreç olarak gördüm. O sürece ve sürecin unsurlarını Hayrettin anlattı. Atıf yapmak zorunda. Onu anlatmayabiliriz ama atıf yapmaz. Evet. Kafada tutmak zorundayız. Ve devamında kafada tutmak zorundayız. Yani devamı başlangıcı bitişi olmayan, yani medde ve meada olmayan bir naaş hakkında konuşamayız. Onları, ama ona odaklanacağız. Evet. Başka arkadaşlar bir soru var. Maşallah vallahi yani. Hocam çok özür dilerim. Orada bir soru var. Biz o soruyu buharlaştırdık yani. Hava da sordu. Hava evet. Allah Allah. Soruya da bir cevabı kadar aldım soruyu. Kimler bunu cevap? Allah teşekkür ederiz o zaman. Çok çok. Hani, buyurun. Ayrıca söyleyeceğim şeyler var. Bunu. Hocam Yasin Bostan, Pamukkale Üniversitesi'nden. Gazali ile ilgili soracağım hocam, adetullah kavramı düşüncesiyle ilgili. Gazali'de mümkün dünyanın en iyisi düşüncesiyle adetullah birbiriyle çelişir mi? Eğer çelişmezse adetullah düşüncesi aynı zamanda gizli bir aslında filozoflardaki nedenselliği, zorunluluğunu kabul etmek anlamına, yani gizli bir şekilde kabul etmek anlamına gelir mi? Bir yönde iddialar da var. Bunu sormak istemiştim. Şimdi ben mümkün dünyada ihya'da geçiyor değil mi? Leyse fil yani kimden sahip mi geçiyor? Leyse fil imkan bir ebdamin merkan. Böyle aslah teorisini sanki çağrıştırıyor gibi biraz. Yani aslah teorisini çağrıştırıyor. Ben dediğim gibi bu özel olarak bizim Cüneyt Kaya Hoca'nın sanıyorum master tezi bu. Yani Gazali bu sanıyorum master tezi. Yanlış hatırlamıyorum. Hocam da yazdı bu konu. Benim tabii onun yanında. Hocam siz söyleyin. Şöyle, ben adetle ilgili, ben özür dilerim, bunun bağlamını incelemedim yani. Benim de kafamda bir meseledir, problemdir bu. Yani odaklanıp bu metinleri okuyup ona döndüm. Hocam onu tabi izah eder. Şimdi, yani çok özür, normal şartlarda Gazali'nin böyle bir şey söylememesi lazım. Evet, söylememesi lazım. Yani böyle bir şey onu beklemez. Bak, az önce söylemek istediğim şey tam buydu. Sistemi taşlar oturduktan sonra dil orada istimal edilebilir. Gazali tam onu yapmak istiyor. Açıklama modeli de çok yanlıştır, onu da söyleyeyim Gazali'nin. Resepli'nin kendi yapamayma imkanlar, çünkü teorise problem var, şer problem var. Bütün bu kötülükleri nasıl açıklayacağız? Gazali'nin verdiği örnekler çok kötüdür. Yani şer, iyiyi anlamamız için bir araştırılıyor ama şerin kendisi nedir? Konusu yapamıyor. O cümle daha sonra devam ederse İbn-i Arabi de anlam kazanır. Fakat bence o cümle şu bakımda çok enteresan. Şimdi normalde bu cümleyi söyleme yetkisine haiz olanlar İbn-i Sina felsefesidir.
Yani buradan çıkar, sudur teorisinden çıkar. Sudur teorisi bu ne söyler? Mükemmel doğası. Tanrı'dan cümpeyze çıktı bir kemal. İkincisi, asal prensibi sebebiyle Mutezile bunu söyleyebilir. Şimdi Gazali orada aslında Ehl-i Sünnet diliyle bunu söylüyor. Fakat üzerine gittiğiniz zaman yani buna bir hüküm bina etmiyor. Yani buna bir vaka olarak, yani bu böyledir. Yani böyle. Ama buna bir şey istat etmiyor. Yani Tanrı'ya bir hücum şey yapmıyor. Esas dikkatimizi çekmesi gereken konu şu. Bu cümle tasavvufta bir ahlaka dönüşüyor. Ve bu kez biz aslında bütün meseleyi tersinden yeniden okumak zorunda kalabiliriz. Yani ortalama bir Müslümanın veya bir insanın hayatında leyse bir imkanı evdan imarken cümlesinin karşılığı nedir? Gazali diyor ki bunun karşılığı rızadır diyor. Ben zaten bunu diyor sufilerden görüyorum. Rızadır diyor. Yani biz bunu kardiyoda hani böyle çok tartıştık, konuştuk falan. Şimdi mesela benim başıma gelen hadiseler, ben bunları değiştirmeye çalışacağım irade falan ama en nihayetinde bir rıza diye bir şey var. Yani Tanrı'ya teslimiyet diye bir şey var. Şimdi bu teslimiyeti nasıl temellendireceğim? Gazali diyor ki eğer diyor bizi diyor bilen bir Tanrı var ise o zaman biraz rıza halinde yaşamamız lazım. Şimdi burada ontoloji için söylenen bir cümlenin ahlaki hayata nasıl dönüştüğünü ya da ahlaki hayatta ortaya çıkan bir önermenin, bir kavramın ontolojide karşılığının ne olduğunu görmüş oluyorsunuz. Bu açıdan cümle çok iyi, çok uygun bir cümledir. Şahsen ben de yani şey yaptım, yazılar yazdım bunun üzerine, konuşmalar yaptım falan. Fakat dediğim gibi Gazali açısından bu cümle söylenecek bir cümle değildir. Yani asla halallah kabiliğinden söylenemez bu. İbn-i Sinacı bakımından söylenemez. Gazali bu tarz yani çelişkileri vardı, ama ben de katılıyorum. Bir şey söyleyeyim mesela, sonra Mişkat filan vardı mesela. Gazali'nin çelişkilerinin bir kısmı aslında yazı tarzından kaynaklanıyor. Görüş, benimseme tarzında değil. Mesela Mişkat filan vardı. Muhtelif teorileri aktarıyor, insanlar sanki kendi teorisiymiş gibi zannediyor. Öyle bir şey yok. Mişkat kötü yazılmış bir kitaptır. Kötü yazılmış yani hakikaten. Zaten kendisi de söylüyor, kusura bakmayın diyor, ya olmadı bu kitap filan bilmeye getiriyor en sonunda. Ama bakanlar yani sanki görüşleriymiş gibi oluyor. O zaman diyor ki ya kardeşim bu yani bir başka kitapta adamları tekfir ettin. Burada onların teorilerini anlatıyorsun. Sen mi bunu benimsemeye başladın? İşte Seyyid Hüseyin Nasip ben bunu söylemişti bir yazısında. Halbuki bunlar Gazali'nin üslubundan kaynaklanan. Yani ben şöyle diyorum. Gazali'nin yorgun yazdığı kitaplara dikkat edeceksiniz. Yani yorgunken yazdığı kitaplara dikkat edeceksiniz. Bu cümle de öyle bir cümledir orada. Hocam şimdi Adetullah'ta işte diyelim ki 15. yüzyılda Tanrı fail muhtar olarak bütün bilinçleri sıfırlasa ve bambaşka bir geçmiş bize yüklese, hatırlatsa bunu isteyince yapabilir. Bunu yaptığı zaman aslında bu çoğunda bir tehlikeyi fark ediyor Gazali galiba. Yani Kur'an'ın sübutu, hakikmin muhakkak oluşu. Yani bu da bir riske giriyor. Kur'an'ın netliği ve sabitliğini fark ederek aslında gizlice yeniden Adetullah içinde nedenselliği gizlice kabul etmek anlamına geldiğine dair yorumlar var. Yani böyle bir gönüllü bir zorunlu nedensellik kabul etmek durumundayız. Mecburen kabul etmek durumundayız. Gibi bir sonuç çıkıyor. Şeyde mesela İbn-i Arabi'nin cümlesi bir şey Allah biz diyor yani o cümlenin şöyle bir şey var ya yani Allah Arabi yeniden yaratsa böyle yaratır. İbn-i Arabi diyor ki her an zaten yeniden yaratıyor. Yani değişmediğine göre mükemmeli bu. Diyor. Fakat şimdi İbn-i Arabi'de bu düşünceyi ortaya çıkartan bir ayrı sabit teorisi var. Gazali bir ayrı sabit teorisi yok. Ve buna bağlı olarak yani bunun iz düşümü olarak bir nesli teorisi yok. Problem oradan çıkıyor. Ve yine bununla paralel olarak bir güçlü bir cevher teorisi yok. Yani eşari olmanın güçlükleri bunlar tabii yani. Biz de az çok böyle bir ehl-i sünneti eşari falan olarak. Yavaş yavaş toparlayacağız yalnız. Şey oturup sayalım. Bütün olarak bakalım da bu sistemin pek çok açmada yol sıkıntıları var. Düşünce buradan yürüdü zaten. Bu açık noktalardan yürüdü. Yani bu sorunlar çoğaltılarak yürüdü bu zamana kadar geldi ve bu soru ve sorunlar bittiğinde zaten duraklamaya, durmuşlamaya geçeyim. Çünkü kelam imkan, yani kelam insan sınırları nispetiyle Tanrı evren ve insan arasında bir yorum yapıyor. Bu modelleme yapıyor yani. Bu modelleme burhani olamaz. Kesinlikle burhani olamaz. Yani biz yoktan yaratmayı görmemiz lazım yani gözle böyle Tanrı mağduma tahammül edersin. Biz bu modelleme yapıyoruz burada. Burada modellemenin gücü muvaffakat ve ne kadar kendi vizyonuna insanlara açıklama imkanı fırsatı veriyorsa ne kadar istisnalar imkan tanıyorsa o kadar yürüyebiliyor.
Yoksa kapalı örüntüler bir süre sonra geriye dönüyor. Kapalı örüntüler, kapalı sistemler. Kelamın gücü bu sistemi uzun süre açık tuttu hocam. Sorunları o sorunları açık tuttu. Bunları biz gördük bugün. Bu sorunları görerek bizim yazmamız lazım yani. Bunlar kendine bir eksikliğe karşılık gelmiyor. Bir fazilete karşılık geliyor. Çünkü sistemler aslında istisnalara ne kadar imkan veriyorlarsa o kadar düşürler diyor. Yani şuna benziyor bu, biz mesela hep sağlamlara göre bir modelleme yapıyoruz ama sağlam olmayan insanların da yaşayabildiği, farklı düşüncelere uygun insanların da yaşayabildiği bir modeller yaptığımız zaman biz daha güçlü olabiliyoruz. Kelam bir noktadan sonra bunu yapabildi. Yani gerçek anlamda kelami ifade insanların evrensel problemleriyle ulaşmaya başladı. İnsanın evren, yani ya evlediğine Ermenü'den ya İmen Nâs'a döndü yani işte. Kelam bir evrensel bir ideolojiye dönüştü. Ve bu problemler hep devam etti. Bu aslında kendini bir makise de değil sanıyorum. Çok kısa adetle ilgili de yani adet ilişkisel nedensellik, özlü nedensellik karşısında Gazali'nin ortaya koyduğu bir model. Aslında ben bunu kezinde de yazmıştım hocam. Yani Gazali'nin önce pek çok mühendik var. Adet kuralının üzerine dayandığı cevaz fikri çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Yani kada bu cevabı zaten var. Yani ama adetin muhtevası farklı. Adet, yani güncel anlamda bizim üzerinde yaşadığımız zeminin değişmeyeceğine dair, mucize dışında, istisna dışında, o istisna mucize dışında asla değişmeyeceğine dair bizde bir bilgi oluşturuyor. Adet bir bilgidir, bir alışkanlıktır. Bizim dış dünyadaki deneysel tecrübelerimiz, yani gözleme dayalı tecrübelerimiz sürekli bunu pekiştiriyor yani. O yüzden mesela güneş her gün doğuyor yani. Bunun aksine bizde asla olmayacağına dair bir kabullenişlik oluşturuyor. Ama ben oradan tabii bir özü nedensellik anlayışını gizli olarak ifade edildiğini iddia ettiğini düşünmüyorum. Şunu söyleyeyim, Gazali mesela 17. Tehafüs'ün 17. meselesi, adet teorisi. İşte Ayyip Cirali Mâniye Mutakot Fil Adet Müsebben Vemâ Yudada Mutakot Fil Adet Müsebben Neyse Zorunlu İnlena Sebep olarak iddia edilen ve sonuç olarak iddia ettiğimize göre zorunlu değil. Bu bir iktirandır, yakınlaşmadır dediği yerde başlığı Es-Sebep'e yıkılan mucize ya. Nedensel bir mucize teorisine zemin atmak için bunu yapıyor. Fizik görüş, mucize teorisini vahiy ile destekleyen bir zamanda. Bakın, fizik teorisinin kullanım alanlarından bir tanesi de aynı zamanda işaret ediyor. Bir şey demek istemiyorum. O nedenselliği... Şimdi nedensellik bir mekanizmanın işleyişi. Adet dahi olsa Tanrı'nın her an o fiilleri tek tek yaratması söz var şimdi. Bu bambaşka bir şey yani. Mahir Menkar, evet. Yani fail-i muhtarın sürekli aralıkta evet. Yaratmasıyla devam eden, fail-i muhtarı sürekli aktif bir varlığa dönüştüren bir mekanizma yani. Ve o şimdi mesela şeyde, biz şimdi o ilk 2005'lerden bir metafizik tartışmalar yapıyorduk. Orada bir arkadaş, birisi çıktı ve bir şey anlatıyor böyle. Evet, Allah hepimiz diye yani felsefeciydi ama kelam gibi konuşuyor yani Allah her an bizi yaratıyor. Ben dedim ki mahiyetler meselesini konuşurken soru bu değil. Soru şu. Allah beni Ekrem olarak yaratıyor. Biraz sonra da Ekrem olarak yaratıyor. Beni bir başka şey olarak mesela bir sandalye olarak ve sandalyeyi Ekrem olarak yaratması mümkün müdür değil mi? Kelam bunun cevabı nedir? Mümkün. Mümkün. Felsefecinin bunun cevabı mümkün değil. Yani İbn Sina felsefesinin bunun cevabı mümkün değil. Hocam, kelamda imkansızlık Tanrı'yı sınırlamaz. Dolayısıyla imkan Tanrı'yı sınırlamaz. Şimdi bu cümleyi kabul ettikten sonra Tanrı beni her an Ekrem olarak yaratıyor demek el sünnet şeyini program teşkil etmeyebilir. Yani bu sadece. Ama şimdi yani filozoflar söylediği değil. Filozoflar gibi bir mekanizma var ve o mekanizma bir şey ilişkisiyle sürekli kendi bilgini kendisi üretiyor. Yani bunu görmek lazım. Değerli arkadaşlar yani bu kısmın bu kadar hoş olacağını bilmiyordum. Yani sizden dolayı oldu. Bugün kelam oturumu böylece neticelenmiş oldu. Ben hem Hayrettin Hoca'ya hem Osman Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii konferans ilk başlarında da İbrahim Bey'e ona da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konferans oldu gerçekten. Şimdi yorulmuşsunuzdur. Hayır. Güzel. Ercan abi buyurun. Buyurun. İmam Gazali Hazretleri yorgun iken yazdıklarına dikkat edin dedi. Sizin yorgunken söylediklerinize nasıl? Evet.
Yalnız İmam Gazali kendisi söylüyor. Mişkat-ı Enbar'da ya bu kitap olmadı diyor. Yani yazdık buna olmadı diyor ben yani. İmam Gazali hatta söylüyor. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, yorulmadınız fakat bir ufak bir yemek molası var. Bir, iki. Ufak bir yemek molası. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yani az bir saat olmadı yani. 12 saate yaklaşıyor. Biraz insaf kurmamız lazım. Eğer isterseniz yemekten sonra böyle tezler üzerine konuşmak, yani tez yazımı nedir bunun üzerine konuşmak için bir yere gelelim. Ama bir kişi gelmiş, şimdi bu özgür birey. Nasıl bir özgür birey yaradım? Ama bir kişi gelmese ben bozulurum. Yani benim öyle bir taraf, kötü tarafım var. Gelmeme niyeti olan var mı? Bak. Yok. Herkes gelecek mi? Osman. Şimdi öyle. Evet. Tamam, herkes gelecekmiş. Şimdi yukarıda bir yer bakalım. Yani gene burada toplanmak valla şey olabilir. Yani arkadaşlar bu mekan mısın? Kaç kişi hocam? Bir hava değişti. Valla herkes gelecek. Gelecekse ancak bahçede, bak hemen arkada bahçe var ya orada olur. Açık hava da olabilir, şey de olabilir. O zaman şimdi yukarıda otobüslerimiz hazırlandı. Bir yemeğe gideceğiz. Ondan sonra yani dinlenmek üzere yani ama bir şey değil, bir sohbet yani. Keyifli bir sohbet üzere bir araya geleceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz, size de tebrik ediyorum. Sağ olun. Hoca şimdi sana markum ediyoruz. Bir şeyden değil mi?